Merhaba değerli canlar, kıymetli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Sabah Erkenden adlı bir semah paylaşmak istiyorum. Değiştirecektim. Semah paylaşmak istiyorum. Ne anlatıyor? Diyor ki İsa Ruhullah bir sabah çok erkenden Kudüs'ten dönerken bir incir ağacı görüyor yol kenarında. Yanına gidiyor, incir yemek istiyor. Zaten çok acıkmıştı. Bakıyor, bol yaprak, her taraf yaprak, çok yemyeşil, güzel ama meyve yok. Hiçbir meyve yok. Ve ağaca şöyle bir şey diyor. Bir daha kimse, hiçbir can senden meyve yemesin diyor. Ağaç da kökünden kuruyup soluyor, ölüyor. Şimdi talip de şaşırıyor. Diyor ki bu nasıl bir şey? Ağaç kökünden böyle kuruyup ölüyor. Ve İsa diyor ki aslında diyor siz de kuşku, şüphe etmezseniz ama iman ederseniz siz daha büyük mucizeler yapacaksınız. Hatta diyor şu dağ kalk, denize atla derseniz dağ kalkıp denize atlar. O derece. Yani yeter ki imanınız olsun. Şüpheye düşmeyin. Aslında İsa orada imanımızı güçlendiriyor. Yani dua ederken sadece küçük küçük böyle sıradan şeyler için dua etmeyelim. Tamam yani onları da dua edeceğiz. İşte rızkımız gelsin, gündelik ekmeğimiz olsun. Tamam doğru, onlar için dua etmeliyiz. Normal şeyler için dua etmeliyiz. Ama aynı zamanda ufuklarımızı biraz genişletmeliyiz. Mesela bütün insanlık için dua edebiliriz. Ruhsal, manevi bir uyanış olsun dünyada, bir aydınlanma olsun. Yani insanlar artık İsa'nın yoluna gelsin, o dar yola girsin, kötülükten dönsün, Hakk'a yalvarsın, yeniden doğsun, Hakk'ın aşkıyla doğsunlar, ateşli, hararetli bir şekilde, yani huşu ve aşkla ibadet etsinler, içten bir şekilde. Evet, yani bu böyle şeyler için dua edebiliriz veya mucizeler için dua edebiliriz. Mesela hasta insanlar için dua edebiliriz, iyileşsin. Sakat insanlar için dua edebiliriz, tamamen şifaya kavuşsun gibi dualarda bulunabiliriz. Yani biraz daha büyük şeyler için dua etmeliyiz diye düşünüyorum. Her neyse bu semahı yine değiştirecektim. Semahı paylaşmak istiyorum sizinle. Sabah erkenden Kudüs'ten dönerken bir incir ağacı gördü Şah İsa. Hayli acıkmıştı yolda giderken. İmanımızı güçlendirdi İsa.
ağaçtan incir toplamak istedi. Fakat ağaçta incir bulamadı. Yapraktan başka bir şey yoktu dalda. İmanımızı güçlendirdi İsa. İsa buyurdu ağaca hitaben, bir daha meyven olmasın katiyen. Ağaç kurudu kürüyen kökünden, imanımızı güçlendirdi İsa. Talipler büsbütün hayret ettiler, ağaç kurudu diye söylediler. Nasıl kurudu böylece dediler, imanımızı güçlendirdi İsa, imanımızı güçlendirdi İsa. İsa dedi ki iman eylerseniz, sizde kuşku ve şüphe etmezseniz, daha büyük mucize yaparsınız. İmanımızı güçlendirdi İsa. İmanımızı güçlendirdi İsa. Daha kalk denize atla derseniz, atlar imanla dua ederseniz, dilediğiniz her şey alırsınız. İmanımızı güçlendirdi İsa. Kervanım imanla dua edelim, dileklerimizle Hakk'a gidelim. Dua ederken şüphe etmeyelim. İmanımızı güçlendirdi İsa. İmanımızı güçlendirdi İsa. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hakikaten imanımızı güçlendirdi ki sadece günlük ihtiyaçlarımız için, rızkımız için değil, onlar için dua edelim. Evet, ama sadece onlar için değil, büyük mucizevi şeyler için dua edelim aynı zamanda. Evet, beğendiyseniz beğendim diye işaretleyin, abone olun. Yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. İmanda kalın, sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.